Bir basın toplantısı düzenleyerek Türkmen Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun Kürdistan bölgesi Kerkük ve anlaşmazlıklı bölgede düzenlenmesi beklenen referanduma ilişkin bildirisini okudular. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi yaptığı açıklamada Türkmenlerin bu referandumu kesinlikle kabul etmediklerini, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve Irak'ın birliğini tehlikeye attığını söyledi. Bizim toplantımız koordinasyon heyetiyle, Türkmen milletvekilleriyle, diğer mesullerimizle beraber Bağdat'ta bir toplantımız gene gerçekleşti. Ve bu devam edecekti Bağdat'ta olan. Kerkük'te de gelecekte oğlu. Dünenki toplantımızda tekrar görüş birliğiyle referandumu reddetmek, siftahını reddetmek ve bunun karşısında da propaganda hazırlamakları, ilami cühütler, dışarıda olan bizim derneklerimiz, temsilciliklerimiz, naşıtlarımız hepsi bizimle beraber olması lazımdı. Buna anlaştık. Bunların içinde tabii tek referandum orada yok. Anlaşmazlık denilen bölgeler ya bizim Türkmen bölgeleri Kerkük, Duz, Diyala, Musul'la ilgili 16 vahdet idariye var. Musul tarafında telafer bunlar hepsi bizim evleviyetimizdediler. Onlar da hepsi reddolunması lazımdı. Neden? Bu ikham olunur bu meselenin içinde. Anayasanın yani desturun içinde 140. madde, 143. madde vazıhtı. Peki Kerkük ve diğer bölgeleri ikham etmek yani manası iç savaş çıkartırmaktı. Bu da tehlikeli bir meseledi. Bundan da önce demiştik Kerkük'ün hassasiyeti herkesi ilgilendirir. Tek bizi Türkmenleri döydü. Tamam biz hicabattayız ama bütün Irak'ı ilgilendiren bir meseledi. Aynı zamanda milletvekillerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz kararları Kerkük'le ilgili olan özel bir kanunun çıkmasıdır. Yoksa hükümetten gelen maddenin işlenilmesidir. Ve bunun sonucunda ayrı bir şeye anlaşmak yoktu. Tekrar milletimize bu hususta referandumla ilgili, istifta ile ilgili, özel kanunla ilgili tekrar uyarırız ve milletimize de bu mesajı veririz. Bir gün önce bu kararların uygulanmasını isteriz. Seçim bizim için önemlidir. Gelecek seçim önemlidir ama özel bir kanunun çıkması hepsimizin isteğimizdir.